Sol TV'den herkese merhaba. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Ben Ezgi Karataş. 4 soru 4 cevabı hoş geldiniz. 2 haftada bir yayınlanacak olan 4 soru 4 cevapta ülke gündemine giren, herkesin konuştuğu 4 konuyu 4 ayrı kişiyle konuşacağız ve sorularımızı onlara yönelteceğiz. İlk programımızda odağımıza asgari ücrette zam tartışmalarını, döviz kurundaki artışla birlikte derinleşen ilaç krizini, Polonya-Belarus sınırında yaşananları ve son olarak da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı ele alacağız. Sermaye ve patronlar cephesinden asgari ücrete zam iddiaları gelirken bu iddiaların ne anlama geldiğini iktisat profesörü Aziz Konukman'la, Avrupa'da yaşananları uluslararası ilişkiler profesörü Mustafa Türkeş'le, ilaç krizini Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül'le ve son olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı ise Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Ahmet Soysal'la konuştuk. Haydi başlayalım. Mustafa Hocam, göçmen krizinde Avrupa'da çarpıcı bir tablo yaşanıyor. Polonya-Belarus sınırına gelen göçmenler içeri alınmıyor. Hatta sınır dışı edilmek üzere bölgeye tanklar da sevk edildi. Peki Belarus'ta Polonya sınırında neler yaşanıyor? Bu gördüklerimiz bize neyi anlatıyor? Şimdi bu göçmen krizi diye adlandırılan şeyler aslında hiçbir haliyle yeni değil. Ya bu bir seri halde devam eden krizlerden bir tanesi diye düşünmek lazım. Bunun Kuzey Afrika versiyonunu neredeyse 2010'larda çok gördük. Daha sonra işte 2015-16 Türkiye'de gördük bunu. Şimdilerde daha kuzeyde görmeye başladık. Bu o kriz serilerinin devamı niteliğinde diye düşünmek gerekir. Bu bir. İkincisi, ne oldu da bu böyle bir kriz haline dönüştü sorusuna bakmamızda fayda var. Bunun cevabı da çok net aslında. Şimdi topu topu 3-4 bin kişiden söz edilen, yani kendilerine bir mülteci statüsü kazanmaya çalışan 4-5 bin kişiden oluşan bir kitleden ve bu kitlenin Avrupa Birliği'nin istikrarını bozacağı gibi bir iddiadan söz ediliyor. Bu aslında çok tuhaf, içler acısı bir durum aslında. Çünkü hani 300-350 milyon nüfuslu bir birimin, bir birliğin eğer 3-4 bin kişiyle bozuluyorsa o birlik zaten çökmüş demektir. Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu deklarasyonda şunu diyor. Biz diyor bunu aslında bir Belarus devlet başkanının aslında bir basit bir oyunu ve bu gayri insani bir oyununa karşı biz pozisyonumuzu alırız. Ve sıralıyor. İşte biz şunlar yaparız gerekiyorsa işte baskıyı artırırız. Zaten daha önceden var olan kimi yaptırımlar var. Hani siyasal iktisadi yaptırımları artıracağına dair bir mesaj veriyor. Bazıları bunu daha ötesine götürüp diyorlar ki bu aslında Putin'in bir oyunu. Putin'in Lukashenko üzerinden yaptığı bir manevra diye okuyanlar. Bunu Doğu Avrupa'da böyle hani gökten taş düşse herkes Ruslardan bilir. Böyle bir gelenek vardır Doğu Avrupa'da. Dolayısıyla bu da onun devamı niteliğinde bir şey. Peki yani gerçekten ne oluyor dediğimiz zaman orada aslında böyle bir iki tane hegemonya projesi var. Bu hegemonya projelerinin aslında rekabetinin ürünü olarak okunabilir bu. Bir başka nitelikte bu anlaşmaların, biraz önce söylediğim deklarasyonların içeriğini bir bütün olarak okuduğum zaman şunu söyleyebilirim. Geleceğe yönelik nasıl adım atacağını orada da görmek mümkün. Avrupa Birliği örneğin diyor ki, ki buna Irak yönetimi böyle bir ses verdi ve ona da bir teşekkür niteliğinde bir övgü lafları ettiler. Ne oldu? Tablo şu gibi gözüküyor. Bir, Belarusya'daki mültecilerin oraya getirilişinin örgütlü olduğuna dair bir kanı oluşturmak istiyorlar. Bu böyle örgütlü, önceden hazırlanmış, yani Belarus ve Rusya'nın ortak bir projesi olarak sunuluyor. Öyle midir, değil midir? Bu tartışılır ama öyle olsa bile hani bu
mülteci meselesinin derin bir kriz olduğunu aslında ortadan kaldıracak bir şey değil. Burada esas olan sorunun ana esasına bir gönderme yapmıyor Avrupa Birliği. Amerika Birleşik Devletleri de yapmıyor, Avrupa Birliği de yapmıyor, Türkiye'de de yapılmıyor. Bunun esası eşitsiz gelişmenin yarattığı bunun bir sonucudur. Mülteci krizi. Yani bu kapitalist emperyalist sistem içerisinde o eşitsiz gelişme çözülmediği sürece bu tür vakaları biz sıkça yaşamaya devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Aziz hocam, son günlerde gündemde asgari ücret var. Hem iktidar hem de patron cephesinden asgari ücrete zam yapılacağı iddiaları geldi. Peki bu asgari ücrete zam ne demek? Ne anlama geliyor? Olabilir. Şundan dolayı ekonomi sıkıştı. Ciddi anlamda satın alma gücü düştü. Yani şu enflasyona can dayanır mı? TÜFE ile ÜFE arasında, yani üretici fiyatları arasında dehşet bir makas açıldı. Yani %45'ler üretici fiyatları, tüketici fiyatları %20'lere dayandı. İleride bu ne olacak? Bir iki ay içerisinde fiyat artışlarına yansıyacak. Çünkü girdiler, sonunda tüketicilere bir şekilde firmalar tarafından dayatılacak ve her geçen gün eriyor. Böyle bir durumda kesinlikle asgari ücretin artırılması gündeme gelebilir. Politik nemasını AKP sahiplenebilir. Bundan da ekonomiden nemalanacak olan da patronlardır. Niye? Çünkü aslında onların da talep açısından garanti edilmiş olur. Çünkü asgari ücret artık çalışanların neredeyse yarısına yakın bir kısmı asgari ücret düzeyinde çalışıyor. Artık yoksulluk sınırının altına indi. Yani biliyorsun Türk İş olsun, Kamusen, işte başka kurumlar sürekli olarak yoksulluk sınırını ve açlık sınırını yayınlıyor. Açlık sınırın bile altında. Artık bu taşınabilecek boyutlarda değil. Bir de üstelik vergiyi de konuşuyorlar. Yani vergi dışı kalsın diye. Kesinlikle destekliyoruz. Yani zaten emekten yana olanların asgari ücretin vergi dışı kalmasına itirazım mümkün değil. Ama şunu yapmak lazım. Bir de kolay bir düzenleme. Niye? 3 çocuklu, eşit çalışmayan bir işçi 3000 küsür alıyor. 3000 küsür alan bir insan 3577 asgari ücret. Yani yaklaşık ne diyelim %84'ü. Asgari geçim indirimini yukarıya doğru çektiğiniz zaman herkes için, çocuğu olsun olmasın, çok da kolay bir şekilde yapılabilir. Ama bunun bir vergi havuzundan da bir tabii bir maliyeti var. Vergi gelirlerinde bir azalma olacak. Bunu kapatmanın yolu da sermayeye bu yükü yüklemek. Yani iki türlü olabilir. Ya doğrudan sermayeye bu aradaki farkın üstlenmesi sermayenin istenilebilir, vergi yükü artırılabilir. Ya da vergi muafiyeti istisnaları diye bir kalem var bütçeden. 336 milyar liralık bir kaynak ağırlıklı olarak sermaye kesimine transfer edilmesi düşünülüyor. Yani senden almaktan vazgeçiyorum, istihdamı yeter ki artır diye verilen bir tutar bu. Aşağı yukarı 2022 yılında toplanacak vergi geliri %26,7'si. Dehşet bir rakam. Yani pamuk eller cebe denip sermayeye daha az muafiyet ve istisna tanınır veya vergi yükü artırılırsa herkes bunu desteklemeli. Asgari ücretler rahatlayacak. Bir de yükseltilirse, demin söylediğin zamlarda gündeme gelirse, en azından emek cephesinde yüzlerin gülebileceği bir ortam olur. Ama bundan işveren de nemalanacak, bunu da söylemek durumundayız. Teşekkürler hocam. Teşekkürler, sağ ol. Fuat Bey, Türkiye artan kur fiyatları sonrası bir ilaç kriziyle karşı karşıya. Türk Eczacılar Birliği de geçtiğimiz günlerde 645 ilaca erişimde sorun yaşandığını söyledi, açıkladı. Peki neler oluyor? Nasıl bir krizle karşı karşıyayız? Şimdi her sene normalde yıl sonu doğru böyle ufak tefek ilaçlarda bulunamamayla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Her sene yaşadık fakat çok büyük bir kriz olmadan atlatıyorduk. Türkiye'de bizim 26 bin civarında bir serbest eczanemiz var.
Fakat bu sene ne yazık ki 645 ilaç ve bu ilaç sayısı giderek de artıyor. Kriz de artık kronik bir duruma dönüşmeye başladı. Şimdi ilaçta ne yazık ki hani ayrım yapmak çok yanlış bir yaklaşım olacak. En basit öksürük kesici ilacımızdan, şurubumuzdan, çocuk şurubumuzdan, ağrı kesiciden ne bileyim bir biyolojik ajana kadar artık ilaçta çok büyük sıkıntı yaşamaya başladık. Tabii bunun en büyük sebebi yılda bir kere belirlenen ilaç fiyatının güncellenmesi. Geçen sene Şubat ayının 3. haftasında Euro kuru, Avro kuru 4.57 olarak güncellenmişti. Ne yazık ki geçen seneden bu yana ekonomimizdeki değişikliklerden dolayı şu anda Euro 11 TL seviyesinde seyredi Avro kuru. Tabii böyle olduğu için de ilaç firmaları yurt dışından ilaç tedariğinde kendileri bilerek sevkiyatta bir sıkıntı yaşıyoruz. Öyle olunca da elimizdeki stoklarımız da gitgide azalmaya başlıyor. Biz öncelikle bunun en büyük, ortadan kaldırılacak en büyük etkenlerden biri, bunun yılda bir kere değil de bu Sağlık Bakanlığı ile belirlenen, ilaç firmaları arasında belirlenen bu avro kurunun bir yılda değil de örnek veriyorum %20, %15 ne kadar yapılacaksa bunun bir yıla bölünerek %2, %3 şeklinde ara ara yapılarak bu ilaç yokluğunun önüne geçilmesidir. Çünkü ne oluyor? Şöyle örnek vereyim size. 2022 yılına giriyoruz. 2021'in son günlerini yaşıyoruz şu dönemde. 2022'nin örnek veriyorum Ocak ayının sonlarında, Şubat ayının başında biz hiç ilaç bulamayacağız. Ama ne zaman zam gelecek? Bir anda her taraf tekrar ilaç olacak. Tabii ne yazık ki bütün dünyayı saran bir pandemiyle karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki pandemi şu anda etkisini artırarak devam ediyor. Ve bu süreçte kritik bir dönemden geçiyoruz. Bildiğiniz üzere kış aylarında pandeminin etkisi ve vaka sayısı gittikçe daha çok artıyor. Tabii ki bunu da önemlemedeki en önemli etkenlerden biri hekimlerimizin tedavisinde kullandığı ilaçlar. Demin de size bahsettiğim gibi tansiyon ilaçları, şeker ilaçları, insülinler özellikle, antigripal ilaçlar şu anda hepsi yavaş yavaş bitmeye başladı. En basit burun damlaları bile, burun açıcı ilaçlar bile gittikçe azalıyor ve bizlerin stokları da azalıyor ne yazık ki. Yıl sonu da yaklaştığı için tabii firmalar üretim yapmıyor şu anda. Tabii kendi ellerindeki ürünleri de ne yazık ki Türkiye değil de başka ülkelere de bu euro avro kurundaki düşüklükten dolayı başka ülkelerini ne yazık ki yönlendiriyorlar. Ve bu krizi daha da işinden çıkılamaz hale getiriyor. Biz bu krizi şu anda nasıl aşıyoruz? Örnek veriyorum, benim elimde olmayan bir ilacı ben komşu eczaneme soruyorum. Hastayı mağdur etmemek için diğer eczanelere yönlendiriyoruz. Kendi aramızda arkadaş gruplarımız var. İşte kendi aramızda ilaçları takas yola değişerek bir şekilde hastanın eline ilacın geçmesini sağlıyoruz. Tabii ki biliyorsunuz eczanelerimiz birinci basamak sağlık kuruluşu. Birinci basamak sağlık kuruluşunu olmanın en büyük bize hastayla olan ilişkimizde bir halk sağlığı noktasında çok ciddi bir biz köprü görevi görüyoruz. Biz hangi ilacın ne kadar satıldığını, rafta ne kadar beklemesi gerektiğini, hangi tedavide, hangi aylarda ne kadar ilaç sattığımızın bilgileri bizde mevcut. Biz isterdik ki İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bu ilaç fiyatlarının avro kuruna düzenlenmesiyle ilgili olarak firmalarla görüşme yaptıkları sırada Türkiye Eczacılar Birliği ve Oda temsilcileriyle beraber de bir sistem kurulup beraber tartışarak bunları giderelim. Burada aslında en büyük iş, demin de size bahsettiğim gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na düşüyor. Bizim ilaç takip sistemi dediğimiz ilacın kimliklerini üretim aşamasından en son kullanıcı olan hastalarımıza kadar süren süreci takip eden bir sistemimiz var. Ve bu sistemde İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilaç üretildi mi, üretim bandında mı, üretilen firmanın deposunda mı, depodan ecza deposuna sevk oldu mu, ecza deposundan eczanede, eczaneden de hastaya ulaştı mı, ulaşmadı mı, bunların bütün verileri kendi ellerinde mevcut. Yani İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bu verilere bakıp, bu ITS'den kontrol ederek, firmalara baskı yaparak bir kere bu ilaçları depolar aracılığıyla eczanelerin üzerine fiyat düşünmeden göndermeli. Şu anda acil olarak yapmamız gereken bütün firmaların elindeki stokların, eczanelerindeki güncel stokların ITS dediğimiz sistemle ortaya çıkarılıp, bakılıp, incelenip iller arasında nasıl bir dağılım var, hastalığın seyri, hangi illerde daha kritik şeyler var, vakalar var, buna göre değerlendirmeler yapılmalı.
Örnek veriyorum, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, tabii bunlar büyük şehirler. Karadeniz olsun, tabii ayrım yapamayız ama oradaki hastaların, vakaların durumuna göre, IMS bilgilerine göre ilaçların sevk edilmesi lazım. Çok teşekkür Ali Fuat Bey. Ahmet Bey, geçtiğimiz pazar günü İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sona erdi. Dünyanın pek çok ülkesinden katılım oldu. Türkiye'de katılımcılardan biriydi. Dünya için son şansımız denerek bu toplantı yapıldı. Bir haftadır da sürüyor. Biz sizden bir kısaca toplantıyı değerlendirmenizi rica ediyoruz ve elbette Paris İklim Anlaşması'nı en son imzalayan ülke olarak Türkiye'yi bundan sonraki günlerde neler bekliyor? Hangi adımlar atacak Türkiye? Bu toplantıda ilk COP'tan, bu 26. COP'a gelinceye kadar teşhisler bilim insanları tarafından doğru konmuştur. Teşhisler de çok fazla da değişmemiştir. Fosil yakıtların yakılması sonucunda günden güne artan sera gazı emisyonları ve bunun sonucu olarak atmosferik ısınma ve ona bağlı olarak da ortaya çıkan ekstrem iklim olayları, insan sağlığı ve çevre sağlığı üzerine etkileri, tedavi yöntemleri de gayet açık ve net olarak bugüne kadar ortaya konmuştur ve gayet de basittir. Hepimizin anlayabileceği kadar da basittir. Bunun en başında karbon, fosil yakıtların yakımının durdurularak, yasaklanarak atmosfere sera gazlarının bırakılmasının engellenmesi yatar. Ancak iş ondan sonra siyasilerin önüne geldiği vakit çetrefilleşiyor. Çünkü herkes burada topu ortada çeviriyor, birbirinin üzerine atıyor ve kimse özellikle de kapitalist üretim ve tüketim ilişkileri içinde sermaye sınıfı ucuz enerji kaynaklarını, karbon yataklarını, fosil yakıtları bırakmak istemiyor. Burada sizinle Paris İklim Anlaşması'nın da bu 26. COP'un da küresel iklim değişikliğini durdurabileceği konusunda umutlu olmamamız gerektiğini gösteren bizzat yine bilim adamları tarafından hazırlanmış bir tek grafiği göstereceğim. Bakın, şimdi paylaşıyorum. Sanırım ekranınıza geldi. Bu grafikte gördüğünüz gibi, şimdi sera gazı emisyonlarımızın artış hızı bu. 1990'lardan itibaren ne kadar hızlandığını görüyorsunuz burada. Şu anda bu noktadayız. Bu noktada hiçbir şey yapmadan bırakırsak buralara doğru gidiyor. 2,5 derece ile 3 derece arasında 2100'de atmosferik ısınmayı görüyoruz. Eğer kesinlikle gerek Paris İklim Anlaşması'nda gerekse 26. COP'taki hedeflere uyulursa, ki bunun uyulması da son derece şüpheli, görüyorsunuz yine 2,4 dereceyi buluyoruz. Yani Paris İklim Anlaşması'nda ortaya çıkarken hedef 1,5 santigrat derece ısınmayla bunu sınırlamaktı. Paris İklim Anlaşması'ndan sonra bunun ortaya çıkmayacağı, yapılamayacağı ortaya çıkınca 2 derece hedefi kondu. Ama görülüyor ki bugün 2 derece hedefinin bile tutturulamayacağı bir gerçek. 2030'larda bizim 30 milyar ton gaz emisyonu, sera gazı emisyonu yapabilmemiz için, şu noktaya yapabilmemiz için çok sert olarak frene basmamız, 2021'den 2035'e kadar, önümüzdeki 14-15 senelik dönem içinde bütün fosil yakıt kullanımını tamamen yasaklamamız gerekiyor. Bu anlaşmayı daha önce imzalamıştı, onayladı. Ama bu anlaşmayı onaylamasının çok ciddi olmadığını da hemen gösterdi. Çünkü
Bakın COP26'da birçok ülke fosil yakıttan çıkacağı zamanı beyan ederken Türkiye hiçbir şekilde bu tip beyanlara yanaşmadı. Yani birçok ülke 2035'te örneğin benzinli dizel araçların trafiğe çıkışını engelleyeceğini beyan etti. Bazı ülkeler ki çoğu Avrupa Birliği ülkeleri 2035 yılına kadar termik santralleri kapatacağını, kömür madenlerini kapatacağını beyan etti. Ama Türkiye en ufak şekilde bu konuda beyanda bulunmadığı gibi masanın üzerinde 80'e yakın yeni kömürlü termik santral yapma projelerini de diyor. Bu Türkiye'nin bu konuda çok ciddi olmadığının en önemli göstergelerinden biri. Buradan şu çıkıyor, yani 26 tane COP'tan ortalama olarak bizim anladığımız şey şu: küresel iklim değişikliği bir gerçektir. Nedeni fosil yakıtların günden güne daha yoğun kullanılmasıdır. Sera gazı emisyonlarının artmasıdır. Bunun da nedeni kapitalist üretim ve tüketim ilişkileridir. Sonuç olarak halk sağlığı bakışıyla biz de baktığımız vakit temel nedeni ortadan kaldırmadan hastalığı tedavi etmemiz mümkün değil. Kapitalist sistemin içinde gerekli önlemlerin alınması mümkün değildir. 26. COP da bizzat bunu tekrar göstermiştir bize. Ülke gündemi malum çok yoğun, yetişmek de çok zor. Biz bu haftaki 4 soru 4 cevaba 4 konuyu aldık. 2 hafta sonra yeni konuklarla, yeni gündemlerle karşınızda olacağız. O zamana kadar siz de gündeminize giren, merak ettiğiniz soruları bize yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Bu programın hazırlanmasına katkı sunabilirsiniz. 2 hafta sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.